Onvo'nun A101 mağazalarında Nisan ayında satışa çıkaracağı diğer televizyon 32 inç grubunda HD Fakat hem Smart hem Android olan bir model. 1366x768 çözünürlük var. Modelimiz Onvo OV32152 diye geçiyor. Dikkat ederseniz bunda arada bir F harfi yok. Yani frameless değil. Yani çerçevesiz dediğimiz o modellerden değil. Normal bildiğiniz standart çerçeveli bir LED televizyondan bahsediyoruz. Dahili uydu alıcımız var. Android Smart bir televizyon. 4 çekirdekli işlemci, 8 GB ROM, 1 GB RAM bellek, dahili Wi-Fi var. Fake refresh rate değerimiz 200 Hz. Ee, DVB e, terrestrial yayınlarına uygun DVB-T2C yayın desteği var. E, 3 adet HDMI, 2 adet USB şeklinde giden bir SK506 anakartımız mevcut üründe. Peki neden bu özellikler bölümünü hızlı geçiyorum biliyorsunuz çünkü zaten daha önce anakartlarını inceledik biz bu ürünlerin. Ben hep söylüyorum bu benim bahsettiklerim birer reklam videosu değil teknik özellikler videosu. E, takipçi kitlemde zaten. Bahsettiğim anakart bilgilerini de bilen insanlar. Yine de ya Adem elbette çok hızlı geçtin hiçbir şey anlamadım ben dediğiniz bir şey varsa yorumlar bölümünde sorun seve seve daha detaylı bilgiler veririm. Sıkıcı olmasın diye videoları kısa tutmaya çalışıyorum. İlk videom zaten yine bir 10-15 dakikaları bulmuş. Ne yazık ki çenem durmamış. Bu üründe SK506 anakartın yanı sıra HKC panel kullanılmış. HKC panelin yapı tipi FCA. Bu da yine Vertical Alignment tabanlı bir panel e, dostlar. 3000 bölü bir tipik kontrast oranımız var. E, fakat bunun G2G değeri 6.5 milisaniye. E, RGB Dikey hizalama zaten az önce söylemiştim. Vertical Alignment tabanlı olduğu için 60 Hz bir e, panelden bahsediyoruz. Kofumuz 2 adet. Aynı zamanda da 2 tane geçit çipi var. Yani dolayısıyla bu durumda biz bunu 2 adet dahili çipon on film, 2 adet de geçit çipi olarak kabul ediyoruz ki 32 inç HD Ready grubunda normalde 1 adet büyük kof kullanılan paneller oluyor. Onun yerine bunların kullanılmış olması kişisel fikrim olarak çok daha cazip, daha makul ve mantıklı diye düşünüyorum. Normal şartlarda mutfak televizyonu, küçük oda televizyonu olarak gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir ürün. 1366-768 çözünürlük sizi rahatsız edecek bir ürün değil ki şurada alt tarafta teste kullandığım cihazlardan bir tanesi artık koyacak asacak yer olmadığı için mecburen ayağında yere bıraktım. Yine 1366-768 LG panelli bir sek televizyon var orada. Onu da inceleme yaptığım ürünler arasına almıştım. Hemen yanında yine Avox'un 32 Pan 3282 bir televizyonu var. O da aynı şekilde incelediklerim içerisinde. Şimdi bu ürün ile ilgili vereceğim bir bilgi de renk desteği ile ilgili. Biliyorsunuz 8 bit bir panelden bahsettiğimiz için 16.7 milyon renk desteği sunacak bize bu panelimiz. Bu ürünlerle ilgili tekrar söylüyorum kimlerin alıp kimlerin almayacağını tekrar ediyorum. Bakın ürünle ilgili, marka ile ilgili, üretici ile ilgili, önünde yazan isim ile ilgili sorunu olanlar bu ürünleri lütfen almasın. Ama kim alsın? İşte teknolojiden anlayan insanlar, satın aldığı ürünün kendisine ne vereceğini bilen insanlar bu ürünleri alsın. E şimdi ben bu fiyatlara, hatta fiyatını da söyleyeyim size kaç liraymış bu ürün? Bakayım. 1599 liraya satılacakmış bu televizyon. Android, smart bir televizyon. HKC panelli üretilmiş bir televizyon. 1599 liraya satılacak. Dolayısıyla eğer bu fiyatları bir LG veriyorlarsa size hiç durmayın. Lütfen gidin LG alın. Bu fiyatlara Samsung veriyorlarsa onu alın. Hatta sizin için uygunsa yani hiç bu tarz ürünleri incelemeye dahi gerek duymayabilirsiniz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz daha derin detaylar olursa lütfen yorumlar bölümünde çekinmeden sorun. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.